Cins'te yayınladıkları bir makalede Macar bilim adamları, nesli tükenmekte olan iki balığı, Rus Mersin balığı ile Amerikan kaşık balığını yanlışlıkla çiftleştirdiklerini ve Merkaş adını verdikleri melez bir tür oluşturduklarını açıkladılar. Araştırmacı Attila Mozar çalışma ile ilgili olarak, melezlenmenin amaç dışında, bir kasıt olmadan gerçekleştiğini açıkladı. Dünyada üretilen havyarın önemli kısmını oluşturan Rus Mersin balıkları, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türü. 2.1 metre uzunluğa ulaşabilen bu balıklar, yumuşakça ve kabuklulardan oluşan bir beslenme düzenine sahip. Amerikan kaşık ağızlı Mersin balığı ise, Mississippi Nehri'nin su toplama havzasındaki planktonları süzerek besleniyor. Bu balıkların da boyu 2,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Üremeleri imkansız görünen Rus Mersin balığının üremesini sağlamak için, bir çeşit eşeysiz üreme olan jinekogenez adlı süreç tetiklenmeye çalışılıyordu. Jinekogenezde sperm, yumurtanın gelişimini tetiklese de içine giremez. Bu nedenle doğan yavruların tamamı genlerini anneden alır. Araştırmacılar işlem için, Amerikan kürek balığı spermini kullanıyorlardı, ancak beklenmedik bir şey oldu. Kaşık ağızlı Mersin balığı sperminin, tamamen ayrı bir tür olan Rus Mersin balığı yumurtasını döllemesiyle, hem Mersin balığının, hem de kaşık ağızlı Mersin balığının genlerini barındıran bir nesil ortaya çıktı. Dölleme sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 100 melez balığın, bir kısmının yarı yarıya melez görünümlü olduğu görüldü. Bir kısmında ise Rus Mersin balığı genlerinin daha baskın olduğu görüldü. Pek çok melez tür gibi yanlışlıkla ortaya çıkan bu melez balıklar da üreme kabiliyetine sahip değil. Bilim insanları, melez türün Rus Mersin balığı üzerinde baskın olabileceği ve neslini tükenme noktasına getirebileceği endişesiyle, yapay yollarla daha fazla melez tür oluşturmak istemiyorlar. 184 milyon yıllık evrim ile birbirlerinden ayrılmış iki türün melezlenebileceği gerçeği, sonuçta çok farklı olmadıklarını göstermektedir.